Bugün Bartın'ın şirin kasabalarından bir tanesi olan Karadeniz'de de limanı en büyük 3. limanı olan Amasra'dayız. Burası diğer ismiyle Zindan Adası ve normal ismiyle Boztepe. Boztepe'nin doğusundan kuzey batısına doğru yol arıyoruz. Burada aynı zamanda da denize girebiliyorsunuz, yani burada denize girmek mümkün. Tabi deniz seviyesi burada biraz derin. Yüzmeyi biliyorsanız burada da denize girebilirsiniz. Evet, şu anda direkli kayayı iniyoruz. Burası biraz daha tehlikeli. Ve zamanında Osmanlı Devleti'nden önce burası Cenevizlere hakimdi, biliyorsunuz. Deniz korsancılığı falan yapıyorlardı. Şu ileride böyle bir delik gibi yer görüyorsunuz. Orası Cenevizler zamanında silah bölümüymüş. Şu an bulunduğumuz yer Patikada, da zaten gördünüz. Boztepe'nin en zirvesine geldik arkadaşlar. Hilal bir gelsene, bak şuna göster. Bu gördüğünüz yer Karadeniz'in en eski deniz fenerlerinden bir tanesi. Burada bir dürbün görüyorsunuz. Bu dürbünden ileride küçük bir ada var. O ada Tavşan Adası. Tekne turlarıyla Tavşan Adası ve Amasra'yı da tam olarak gezebilirsiniz. Karşı tarafta Ukrayna ve Rusya var. Evet, o meşhur ağlayan ağacın tam olarak yanındayım. Burası ilkbahar ve sonbaharda denizin nemiyle oluşmuş ve daha sonrasında nemini atmak için bu ağaç kendini ağlatıyor. Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Emre. Bugün neredeyiz? Gördüğünüz üzere zaten Hilal şöyle göster manzarayı. Şu tarafa gösterecek de. Bugün Bartın'ın şirin kasabalarından bir tanesi olan Karadeniz'de de limanı en büyük 3. limanı olan Amasra'dayız. Eskiden burayı Romalılar kazanmış. 3000 yıllara kadar dayanıyor. Ve daha sonrasında buraya Cenevizler geliyor. Şu ileride direkt bir kaya var. Şu an tam olarak belli olmuyor. Belki ben videoda zoomlarım orayı. Orada direkt bir kaya var. Birazdan oraya gideceğiz. Bugün burada çok güzel bir şekilde videolar çekip bir günümüzü geçirmeye çalışacağız. Belki su altı kameram da var. Denizin altından da videolar, fotoğraflar falan size paylaşmaya çabalarım. Evet, şu anda direkt bir kayayı iniyoruz. Burası biraz daha tehlikeli. Yani bu gördüğünüz basamaklar kayalılar üzerinden oyma olarak yapılmış. Ve zamanında Osmanlı Devleti'nden önce burası Cenevizlere hakimdi, biliyorsunuz. Deniz korsancılığı falan yapıyorlardı. Daha çok bu işte gördüğünüz basamakların hepsini de Osmanlı Devleti zamanından önceki Cenevizliler kayaları oyarak buradaki iskeleye doğru iniyorsunuz. Ve şu ileride gördüğünüz, ileride bir tane direkli kaya var. Direkli kaya 7 metre uzunluğunda, eskiden denizi hem görüş açısından aydınlatmak hem de böyle düşmanlar gelirken onlara saldırı yapmak amaçlı kullanılan bir kuleymiş. Aynı zamanda da deniz feneri olarak kullanılmış. Bu gördüğünüz yerde de böyle bir taşlık alanda böyle plaj gibi bir şey yapmışlar. Bu kendiliğinden mi oluşma, tam olarak bunu bilemiyorum. Şimdi direkli kayanın olduğu yere doğru gitmeye başlıyorum. Müzik.
και κοιτάξω την αγκαλιά μου. Από μέσα να λείπεις εσύ. Είναι μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις. Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Evet arkadaşlar, şu an direkt bir kayaya geldik. Merdivenlerden, basamaklardan indiğimiz gibi göstermiştim. Şu an burası dediğim gibi Cenevizlere ait bir eskiden bir limanmış. Burası işte bu çevrede gördüğünüz gibi küçük liman olarak geçiyor. Şu an tepede bakın görüyorsunuz böyle bir taş oyma olarak üst üste koymuşlar. Bu eskiden Osmanlı Devleti burayı, yani Fatih Sultan Mehmet burayı fethetmiş. Kuşatmış, ilk önce daha sonrası da fethetmiş. Burayı fethetmeden önce, şuraya oturayım ben. Burayı fethetmeden önce sesim gitti ya. Neyse, burayı fethetmeden önce eskiden Cenevizliler burada deniz korsancılığı yapıyormuş. Aynı zamanda da Bartın, Kastamonu, Sinop buralara yakın olduğundan dolayı Türk köyleri varmış. Korsanlardan rahatsız olmuş. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet buranın fethetmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi, biliyorsunuz 1453 yılında İstanbul'u fethetmiş ve bir yıl sonra Samsun'a gelmiş ve Samsun'u kuşatmış. Samsun'dan sonra o zamanlarda en büyük limanlardan bir tanesi Amasra ve buranın eski ismi Amastris'miş. Ve Sinop'u da fethetmeyi için uğraşıyormuş. Eğer Sinop'la Amasra'yı alırsa buralarda Trabzon Rum İmparatorluğunu daha böyle güçlü bir şekilde hem denizden hem karadan fethetmek daha kolaymış. O yüzden Cenevizlilerden burayı almış ve Cenevizliler şu an bu gördüğünüz direkt bir kaya, şu anki ismi direkt bir kayayı almış ve daha sonrasında bu direkt bir kaya normal deniz feneri haline gelmiş. Özellikle şuraya baktığınız zaman şu kenarlarda falan böyle biraz yosunlar falan görebiliyorsunuz. Burada aynı zamanda da denize girebiliyorsunuz, yani burada denize girmek mümkün. Tabi deniz seviyesi burada biraz derin. Yüzmeyi biliyorsanız burada da denize girebilirsiniz. Abi şu ileri göstersene. Şurası arkadaşlar küçük liman plajı. Burada tekne ve İşte kayıkların onarımı yapılıyor. Aynı zamanda da gündüzleri plaj, geceleri ise bura kafeterya olarak kullanılabiliyor. Ben şurayı çok sevdim. Burayı videoda belki zoomlarım. Şu ileride böyle bir delik gibi yer görüyorsunuz. Orası Cenevizler zamanında silah bölümüymüş. Daha sonrasında deniz, işte dalgalar, gel git olayları, şunlar bunlar filan derken orası iyice açılmaya başlamış ve orası öyle bir delik haline gelmiş. Ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά μου. Από μέσα να λείπεις εσύ. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις. Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι ό... Bu arada arkadaşlar niye maskesiz gezmiyoruz demeyin. Şu an çok fazla insan yok. Bugün pazartesi. Normalde dün gelseydik buraya çok fazla insan olduğundan dolayı maskeli gelecektik. O yüzden bunu yorumlarda sakın belirtmeyin. Gel. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi biz oradan geldik. Biraz çeksin oraya bu. Direkt bir kayaydı. Şu an Amasra'nın en meşhur ve gerçekten de Amasra'nın en meşhur simgelerinden bir tanesi olan Kemer Köprüsü'ne gidiyoruz. Orası Amasra'ya gelenler için, yani buraya geldim ama Amasra'da burayı gördüm, kesinlikle böyle bir şey demeyin. Amasra'ya geldiğiniz zaman bu kemeri görmeniz gerekiyor. Kemer gerçekten de çok güzel. Yani hem Romalılara inşa etmiş, aynı zamanda da zamanında Kemer Köprüsü'nün altı kayıklar ve tekneler için imalathane, yani tersane alanı olarak kullanılmış. 2016 yılında Kemer Köprüsü belli bir seviyede tehlike altına girmiş deniz dalgaları yüzünden ve daha sonrasında Kemer Köprüsü'nü 2016 yılından sonra tekrardan restore edilmiş ve köprü haline gelmiş. Şimdi oraya gidiyoruz.